Hakan Yeşil Ağaç. Hakan şimdi ne iş yapıyorsun abi? Öğrenciyiz abi. Çağ Nerede? Üniversitesi'nde. Finans ve bankacılık öğrencisiyiz. En güzel. Finans ve bankacılık. Aynen. Sınıfta. Çağımızın mesleği. Aynen. Memleket Adana mı? Ben aslen Siverekliyim ama doğma büyüme Adanalıyız. Siverek de güzel. Baba Siverekli yani. Evet. Okul kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. Alttan bir dersim var. Onu da versem inşallah kafamız rahatlayacak. Abi şimdi hani ayıptır söylemesi, sen özel bir üniversitede okuyorsun değil Aynen. mi? Aynen. Babamız sağ olsun. O güzel. Yani. Yani özel okulda okumak, şimdi diyeceğim ki ne özel okulda hani okumasaydın ne olur diyeceğim. Sen onu bilmiyorsun tabi. Özel okulda okumak ayrıcalıklı mı? Ya ne yönden? Yani sana bir şeyler, artı bir şeyler veriyor mu? Veya psikolojik men veya diyelim ki ne işte kişisel olarak? Yani şu açıdan iyi. İngilizce eğitimi iyi bizim okulun. Yani biraz daha üstümüze düşüyorlar diyebilirim. Onlar düşüyor. Aynen. Sen öğrenebildin mi İngilizceyi? Elbette. Geçen biliyorum Başbakan Binali Yıldırım dahi konuşurken evet. biz dedi işte ortaokul, lise, üniversitede İngilizce okuduk. Okul bitti, hiçbir şey bilmiyoruz dedi. Bunu söyledi yani. Aynen. Sen ama bir şeyler biliyor musun abi? Yani şimdi eğitim düzeyini yükselttikleri için biraz daha... Bize İngilizce birkaç bir şeyler anlatır mısınız? Yani, i̇şte buradan gidiyorum gibi böyle. Nereye gidiyorum mesela? İşte geldin bizi gördün İngilizce olarak. Ne röportaj ne? Röportaj? Röportaj. I go to the... Television röportaj. Şu an değil mi? Tamam ya, anlaşıldı. Seni fazla yormayalım sevgili aynen. dostum. Abi, yeşil ağaç değil mi? Evet, yeşil ağaç. Yeşil ağaç. Evet. O zaman sen hep ilkbaharı yaşıyorsun abi. Ya abi biraz İngilizcemiz kötü desek ya olmaz. Peki herhalde. Finans ve bankacılıkla ilgili bir şey söyleyebilir mi? Finans ve mesela bankacılık. Mesela ne öğrendin yani işin püf noktası ne? Yani şu kelime İşin olmazsa olmaz. İşin püf noktası simsarlığı iyi bileceksin abi bankacılıkta. Yapma ya. Yani simsarlık derken ağzın iyi laf yapacak. Ara buluculuğu iyi yapacak. Yani şimdi bankacılık birçok tabi dalda hizmet veriyor da tabi bankacılığı birçok kesim resmi tefecilik gibi de anlayabilir. Yani bir yandan öyle düşünülebilir ama bence öyle bir şey yok. Evet. Var mı bir anın falan? Anın var mı anın? Okulla ilgili, hayatla ilgili? Okulla ilgili özel bir yeteneğim. Özel bir yeteneğim abi. Çok iyi araba sürerim. Aynen o şekilde. Ne kadar hız yaptın abi? Abi 248 falan o civarları gördüm yani. Ama şaka yapmıyorsun değil mi? 248 kilometrede gördün mü abi? Kesinlikle ekranda. Kesinlikle ama hangi bunu, yoldaydık abi o zaman? Abi Türkiye'de değildim çünkü Türkiye'de hız sınırları 130'un üstündeyse problem olduğu için biz bunu Almanya'da hız sınırı olmayan bir otobanda yaptık abi. Yani biz kuralları ihlal etmeyiz abi. Tamam. Kesinlikle evet. Çok kurnazsın. Yakaladın hemen. Evet. Ne evet abi? Her şey abi. Evet. Mesaj alındı işte. Tamam. Kolay gelsin abi. Merhaba. Adınızı alayım abi. Hüseyin Demir. Hüseyin abi Adanalı değilim dedin abi. Aslen Adanalıyım fakat Hatay'da görev yapıyorum. Oturuyorum orada. Buraya gezmeye geldim. Ama Adanalısın. Heh. Hatay nasıl abi? Asi Nehri'nin kıyısı. Oo, harika. Orada uyku mu çok uyunuyor abi? Hani parkta, orayı kurarken parkta. Değil mi? Kral kızının parkta. Uyku yapan öylemiş, bir yeri öylemiş, diye böyle anlatırlar. Doğru, öyle. Bir rivayet var. Öyle, doğrudur. Ben de onu öyle duydum ama teferruatını bilmiyorum. Ne iş yapıyorsun abi orada? Ben kamu görevlisiyim. Ha, o şekilde çalışıyorsun. Evet, tarımla evet. ilgili mi? Yok, devlet su işlerindeyim. Tamam, güzel. Var mı bir anımız, hatıramız? Her şey Adanalısın, güzel. Hatay'dasın. Mesela Hatay... Adana'ya da Hatay'a da selam. Mesela Hatay'ın neyi güzel senin künefesi. Yapma ya. Buranın kebabı oranda künefesi. Yani tartışılmaz değil. Evet. Peki çok teşekkürler. Hürmetler. Sağ ol. Adını söyle abim. Mello. Senin adın ne? Yunus. Yunus abi. Bu kaç aylık abi? Bu 2 yaşında. Güzel. Aynen. Ama biraz av köpeği gibi değil mi? Bacaklar kısa bunun. Yok ya kukur. Av köpeği değil bu. Ama yani o türde kullanılan cins gibi geldi bana da yok, ondan. Yok öyle değil. Bu bildiğin şey mi böyle köpeği. Komutları falan biliyor mu? Aynen biliyor. Neler yapıyor abi? Oturuyor, kalkıyor, zıplıyor. Direktman söylüyorsun yapıyor. Aynen.
Harika bir şey. Şimdi tamam, bu senin dostun. Evet. Bunu satabilir misin abi? Hayır. Dostunu satmıyorsun. Dostumu niye satayım? Buna dünyaları verseler vermem ben bunu. Değil mi? Yani aynen. Parayla ölçülmez o. Aynen, parayla ölçülmez. Evet, var mı bir anınız böyle beraber? Hep beraber misiniz abi? Her gün beraberiz. İş olmayacak mı? Yani şimdi bir yere gidiyorsun, kalabalık yere, bundan korkanlar olur. Yok, her gün buralardan geçiyorum zaten. Kalabalık da serbest geziyor. Hiç korkan olmuyor. Tamam. Sıkıntı değil yani. Adana'da alıştı diyorsun. Aynen, alıştı. Var mı bir hatıranız? Yani öyle kayda değer bir şey yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Adın Ali Maçım. Vakkas benim adım. Vakkas abi, ne yapıyorsun abi? İyiyim abi, seni sormalı abi. Sağ ol. Sen abi. Eğitimcisin. Evet abi. Var mı bir iş? Var abi. Şimdi dershanelerin vardı senin. Ben o şekilde var mı bir işin dedim, yoksa sen? Yok, tabii ki her zaman çalışıyorsun. O şey devletçi kaldı, o sistem bitti. Dershane modelimiz bitti. Ne çalışıyoruz abi şu an? Şu anda bir reklam ajansı var, onu görüyorum. O şekilde serbest çalışıyorsun yine. Hı. Yani o zaman ne oluyor? Mesleğin dışında çalışıyorsun. Aynen. Adını söyle. Adım Murat Türkmenoğlu. Murat abi, buyur abi. Mikrofon senin. Ben emekli memurum, devlet memuruyum. Şu biraz otobüslerine biz binerken sanki bir şeymişik gibi bir muamele yapıyorlar. Fazlalık gibi mi? He, fazla yani sen sanki. 65 yaşını mı kullanıyorsun? He, evet. Bedavacısın. Bedavacıymışız he. Neyse. Ya kanuni şimdi, hakkın abi senin. Tamam ama uymuyor adam, şimdi kanunu koymuş belediye başkanı. Adam şoföre ne abi? Kanuna uymuyor. Yani ona, kırmızılar mı maviler mi genelde? Hepsi. Yaşlı belediye arabaları şey etmiyor. Pek de demin de bir tanesi belediye durmadı. Neyse yani bu bir kanunu koymuşsan bunu takip et. Uymayanın cezası kanun niye konur? Evet. Vatandaş uysun diye konur. Öyle koltuğu otur kanunu koydum. Koyduğum kanunu takip edeceğim. Uymayanı cezalandıracaksın ki yasalar yürüsün. Ben şikayetim bu. Hani ben... Ne güzel değil mi yani? Ya, şimdi ya, şey, o mırın kırın yapsa da. Güzel de ama o mırın kırın etmeyecek işte. Seni bitiriyor o zaman o. Ya dün evet şu yanında şey olsa adam bana kapıyı, ben de gitmiyorum dedi. Niye gitmiyorum, ben biraz sonra kartı bastım, gitmiyorum dedi. Ondan sonra benim senin plakanı alacağım. Aşağı indim, yemeğe bastı, kapıya bastı, kastı gitti. Aldın ama plakayı. Plakayı aldım, aradım. Ne arayayım, anne soran var. Hani biraz şey o zaman, kanun çıkarmışsan kanunu takip edeceksin. Yasayı takip edeceksin. Uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Kendine çıkar. Uyulmaktan sonra yasa ne yarar? Adını söyle ablam. Şenay Efeoğlu. Şenay ablam, bize bir kek tarifi mi yapacaksın? Yemek mi yapacaksın? Vallahi ne istiyorsanız. Hemen bekliyoruz. Ne istiyorsunuz? Kek yapalım abla. Evet, bize bir kek tarifi yapalım. Bir bardak yoğurt. Kaç kişilik bu? Bu. 4-5 kişilik falan. Evet. 3 yumurta. Bir bardak şekerle çırpıyoruz iyice. Yumurta tüm müsü? Aklı karalı. Aklı karalı, evet. Çırpıyoruz. Güzelce içine yoğurt, bir bardak yoğurt, bir bardak yağ koyuyoruz çırptıktan sonra. İçine 3 fincan kadar un koyuyoruz. Ve içine 2 yemek kaşığı kadar da kakao, kabartma tozu ve vanilya koyup tekrar çırpıp... gerek yok, bu kakaolu kek. Keki çırpıyoruz güzelce, kabartma tozunu da koyduktan sonra. Kalıba döküyoruz, evet. 180 derecede pişirip çıkartıyoruz. Üzerine de şey pişiriyoruz. Krema. Kakaolu krema pişiriyoruz. Evet. Şimdi üzerine döküyoruz kakao. Evet, şimdi izleyicilerimiz dinledi tarifi. Evet. Değil mi? Güzel bir kek oldu. Evet. Belki bir gün tatmak isteyecekler. Böyle bunları en çok mesela haftada kaç defa yaparsın bu keki? Ya çocuklar seviyor. Ben haftada 2-3 kez yapıyorum. Veya böyle hanımlar toplandığı zaman tabii, çayda tabii. Falan değil tabii, mi? Tabii. Peki siz böyle güzel kek yapınca sizi kıskanırlar mı? Yok, niye kıskansınlar ki? Siz kıskanç mısınız? Hayır, değilim. Mesela eşinizi falan kıskanmaz mısınız? Onu kıskanırım tabii ki. Ama yemeğe kıskanmam diyor. Ben tarifini veririm onlara da, onlar da yaparlar. Tamam, eşini niye kıskanıyorsun ablam? Niye kıskanmıyorum ki? Eşim yani sonuçta. Nasıl kıskanın? Hiç böyle bir falsosunu mu yakaladın yoksa? Yok, hiç yakalamadım. Ama? Kıskanırım ama. Kıskan. Türk kadınları kıskanır. Bu kadar, evet. Tamam. Teşekkür ederim. Adını söyle abi. Bir adım Mehmet Emin Karaağaç. Evet. Dumuzlar Mahallesi 38.056 sokakta oturmaktayım. Adresini de veriyorsun abi. Ben veririm, ben açık açık konuşurum tamam abi. Tamam abi. Benim demek istediğim şu.
Şu anda bizim mahallemizde çalışmalar bulunmakta. Yani sokak çalışmaları bulunmakta. Ne yapacaklar? Sokakları yeniden yapıyorlar. Yaptıkları sokakları, yani kimisi parke, kimisi de asfalt yapacaklar. Yeniden yapılanma var. Ama 38.114 sokak, benim ön sokağım, arka benim oturduğum sokak 38.056 sokak ve öbür sokak 38.056 54 sokağı yapmaktalar. Bizim sokağı es geçmektiler. 38.056 sokağın yapılmasını istiyorum. Özellikle Zeydan Bey'den, ondan sonra Ubeydullah Koç'dan rica ediyorum. Bizim Zeydan Bey'den ricam, gelsin bizim sokağı görsün ve iki sokağı görsün. Yapılanı görsün, yapılmayanı görsün. Adını söyle abim. Avni Beytekin. Avni abi, memleketler abi. Siirt. Siirt? Evet. Siirt. Adana'da Sayın oturuyor. Cumhurbaşkanımızın memleketi. Evet. Ben mi? Evet, saygı duyuyorum. Seviyor musun abi? Çok yani bir Siirtli eniştemiz var diyor mu abi? Vallahi diyoruz. Ben mi? Hala olsun, herkes de evet desin. Çünkü gavurlara karşı evet dememiz lazım. Evet. Ne iş yapıyorsun abi? Ben esnafım. Esnaflık yapıyorsun. Evet. Adana'dasın. Evet. Kazanıyorsun mu abi? 81. Allah'a çok şükür. Çor çocuk. Çok şükür. Maşallah. Kaç tane çocuk var? 7 tane. Bir tane bekar kalmış. Bir tane bekar kalmış. Evet. O da evlenir inşallah. İnşallah. O da çocuk İstanbul'da. Vermek kolay mı abi? Şimdi evlenmezler. Kolay. Allah rızkını verir. Tamam. Bir tane o da kazanamadı. Birkaç sefer 86 puanında bir yere giremedi. Şimdi İstanbul'a girmiş, kendine iş bulmuş, o da çalışıyor. Yani çocukları da okuttun yani. Ya onlar okutmadılar, okumadılar. Bir tane okudu, o da şey demedi, çalışıyor herkes. Yaş şey, kaç Avni abi? 63-64'a girdi. Bir şey derdi. Daha yani yaşın çok genç. Daha çok uzun yaşayan. Allah bilir. Allah nerede? Bu şimdi belki bu şimdi varım bir yere gideceğim, gideceğim. Tamam. Şimdi Siirt bizim el değmemiş böyle bakir alanlarımızdan yani tarımsal olarak. Hı. Oradan abi böyle fasulyedir, nohuttur, mercimektir geliyor mu sana? Yok. Ya baldır, pekmezdir, yok peynirdir. Baz geliyor. Peynir getiriyor, biz kendimiz alıyoruz getiriyoruz. Değil mi? Evet, yağımızı biz hoş alıyoruz. Hoş mudur? Çok güzel. Oranın yağı, şeysi, her şey doğal, çok güzel. Kaç yıl oldu Adana'ya geleli? 81'de abi getirmiş. 81 şöyle işte olmuş, epeyce olmuş. Evet. Yani 35 sene evet falan olmuş. Evet. Var mı bir hatıran, bize anlat dinleyelim. Ne diyelim, herkese sevgi saygı gösteriyoruz. Sizin kanalınızda da, al kanalınızda da saygımız var. Evet. Avni abi, askerliğini nerede yaptın abi? Askerlik şeyde yaptım. Acemi birlikte. Sevaz'da yaptım. Geri kalan da Artvin-Burçka'da yaptım. Artvin dünyanın olur ucağı abi. Bir aylık Sivas askerde... Temeltepe'de miydin? Yok. 48. Piyada Ağlay'dı. Şehrin içinde? Evet. Tamam. Hemen valiliğin arkası. Bir aylık askerdik. Kıbrıs Savaşı başladı. Kıbrıs Savaşı? Evet. Yıl 74. Evet, 74. Gittin mi peki Kıbrıs'a? Temmuz ayının 7'sinde köyden çıktım. Orada askerdi. Aslında savaş oldu. 18 ay mı yaptın askerliği? 20 ay yaptım. 20 ay yaptın. Evet. Var mı bir askerlik hatıran? Ya bir yani hatırlıyor musun asker arkadaşlarını, komutanını, başçavuşunu, yüzbaşıyı? Bir tane yüzbaşımız vardı, birlik komutanı İbrahim Soysal, Giresun'un da babaydı. Herkes baba çağırdı. Valla. Evet. O iki tane asaymanım da vardı, Osa Birliği'nde. İkisi de Adana'lı, bir Abdullah Öner vardı, Ceyhan'ı, Asad bin Nur'u, Belgiyada'dan sonra gitti kanalın başında, beyaz aşağı. Şey açıp açarlık bayisi açtı. Yani şeyleri de hep tanıyorsun. İsimlerini biliyorsun, evet, işlerini evet biliyorsun. Bir de Ömer Erdak, o da Almanya'da kalıyordu. Almanya'da gelmiş. Askerliği yaptı tekrar. Tamam. Adlarınız senin? Elif Bozkurt. Kader Erko. Ne iş yapıyorsunuz? Biz işemiz okuyoruz şu an. Okuyorsun. Evet, okuyorsun? Öğrenciyiz. Gıda bölümü. Gıdada bölümler var mı? Tabii ki iki dala ayrılıyor. Pastacılık ve yemekçilik diye. Ama biz yemekçilik. Evet, yemekçiliği okuyoruz. Oo, ne kadar güzel. Yani siz İnsanları doyuracaksınız ve dua alacaksınız. Aynen. Ama açta kalmazsınız. Tabii bunu ileride hani. Var mı enteresan bir yemek çeşidi? Yani şu an yani hani mesela siz yemekçilik okurken Türk mutfağını mı okuyorsunuz? Yani dünya şimdi mutfağını okuyabiliyor musunuz? Mutfağı. Şu an Türk mutfağını okuyoruz. Ama bunu ileride artık. Okuyacak mısınız? Kademe kademe bu. Ne var mesela enteresan bulduğunuz bir yemek? Mesela evde yapmadığınız ama derste olan bir yemek var mı? Var, bir tane karpuz çorbası vardı. Evet. Çorbası. Karpuz çorbası. Bu karpuzun içinde. Karpuz. Evet aynen. Ama bu içecek olarak yani. Çorba değil ama bu soğuk içecek. Adı çorba. Evet karpuz aynen çorbası. Bir şey oluyor. Değil mi? Evet. Nasıl yapılıyor bir tane
Bu nasıl? Et kadercim. Bunu ben şu an aklımda değil ama yapmıştım yani. Ya şöyle olabilir. Şimdi siz tarif etmiyorsunuz ama şimdi eskiden karpuzu portakal gibi soyarlardı. Veya ortadan ikiye bölerler değil bunun mi? İçini hani... Böyle kaşık gibi de yerler karpuzu. Ya tabii içini soyar. Rendeliyorsun falan. Hı-hı. Değil mi? O zaman sorma mı olur? Falan, veya kokteyl mi olur artık değil mi? Kokteyl gibi oluyor aslında. Peki daha içine çok. Krema, minama, fındık, fıstık konuyor mu öyle? Ki yani isteğe göre değişiyor. Evet. O da olur. Aynen. Bize bir yemek tarifi yapalım. Bir et yemeği tarifi yapın. Oğlum yetene kadar ya. Şu anda söylesene. Eti nasıl terbiye ederiz? Anlamadım. Eti nasıl terbiye ederiz? Ne dostu? Yani sosuyla birlikte. Baharat. Baharatıyla. Mesela bir baharat çeşidimiz var köylü diye. Onunla hani tavuk buluşunca daha çok lezzetli oluyor. Onun gibi bir şey. Tamam. Şimdi biz Adanalıyız. Tabii. Mangalı severiz. Aynen. Şimdi evde mangalları size mi yaptırıyorlar? Daha çok. Gel kızım, yani. Değil mi? Artık siz yemekçisiniz. Ya tabii şu ama. Şu şişleri falan. Daha çok babalar hani şiş daha çok. Değil mi? Öyle mi? Tamam. Çöp fazla da oluyor. Tabii çok. Şimdi siz genç kızsınız. Ya belki şimdi... biraz utangaçsınız. Fazla da konuşmak istemiyorsunuz. Kıskanç mısınız? Ben çok değilim. Yerine göre. Neyi kıskanırsınız? Mesela başkasının mesela hani nasıl diyeyim? Arkadaşım benden daha çalışkansa onu mesela kıskanırım. Enteresan. Aynen. Yani bilgiyi kıskanırım. Aynen, kıskanıyorum ve daha hani azimli oluyorum. Daha çok çalışıyorum. Aşkta, sevgide. Tabii, onda da var. Paylaşımlarda değil mi mesela? Yani değişiyor. Tabii ki paylaşamam. Ben de başkasına daha çok ilgi gösterdiği zaman benden daha çok ilgi gösteren birisini daha çok kıskanırım. İlgisizlik, evet. Ya kanalda sınava, o da güzel. Aynen. Tamam, enteresan anınız var mı anınız? Anınız? Derse yeni girdiniz, yemeği yaktınız. Yok. Oldu mu öyle? Yok, pek rastlamadık öyle şeylere. Ama el falan, elimiz kesilme. Var mı şarkı? Sen biliyor musun? Ben hiç yok, bilmem. Hayır. Ben çok şarkı ezberlemem. Ben de bilmem. Yani. Sadece dinlerim yani. Aynen. En son senin sinema neydi? Şey vardı. Aşk Sana Benzer. Aşk Sana Benzer vardı. Bir de Recep İvedik Beş'e gitmiştik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz Seyyar Kürsü programı da burada sonuna geldik. Hepinize mutlu günler diliyorum. Bir başka programda buluşmak dilek ve temennisi. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.